Şimdi bu boyuna bıçağı yerleştirme pozisyonu, dananın boynunun gerilme şekli. Bunları çok görüyoruz. Çok yanlışlar görüyoruz. Yani adam tamam koparacak dediğimiz videolarda adam 3 kere çekiyor. Evet. Buradan biraz bahsedelim. Nasıl olmalı? Danamız yere yattı. Veya istersen dağ başından alalım. Danaya yaklaştık. Bir iple keseceğiz, iple yatıracağız. Oralara girmeyelim de ama girmeyelim. Neden? Çünkü görsel lazım. Yani. Yani görsel nasıl lazım. Gerilmeli? Ya sadece Şekli gerilme olarak ve kesim ne kadar gerilmeli? Gerebildiğimiz kadar gerilmeli mi? Gerilmemiş bir kelleye bir bıçak atmak. Bıçağı nasıl yerleştirmek? anladım. Şimdi arkadaşlar şöyle anlatayım. Dana yerde yatıyor. Evet. Danaya önünden, yani yerdeki hayvanın önünden ya da arkasından yaklaşmıyoruz. Burun tarafından yaklaşıyoruz. Çünkü hayvan öne ya da arkaya hamle yapar. Kaldırır kafayı yere vurur, boynuzu ayakları, ayağınızın terak Tabii kemiğini kırar. o ustamızın başına geldi. Aynen. Ali abinin başına geldi. Geldi ayağına. Aynen. Hem de ikinci, üçüncü Kimi damla. senin? Ali Eroğlu. Ali Hadi abi. ya. Aynen. Şimdi o yüzden hayvana burun tarafı. Eğer ki hayvan yerde yatıyor, caraskallan Evet. kesiyorsanız, caraskallan, hayvan yerde yatan hayvan sürekli kendini boynunu kaldırıp kaldırıp yere vuruyorsa bir tık daha kaldırırsın. Hayvan bu sefer nefes alma derdine düşer. Sana vurma şeyi kalmaz. Allah Ama eğer ki Allah. caraskallı değilse, yerde iple yatırdıysanız, kendini kaldırıp kaldırıp vuruyorsa bekleyeceksiniz. Yorulduğu zaman kendisi bırakacak artık. Mecbur. Yorulacak. Mecbur. Hayvan kendini saldı. Hayvana burun tarafından geliyoruz. Bir tarafından, bir elimden boynuzunu tutuyorum. Bir elimden de çenesinin alt çenesinden tutuyorum. Kelleyi yerden kaldırıyorum. Alabildiğim kadar arkasına, sırtına doğru çekiyorum. Ne zamana kadar çekiyorum? Artık kelle tamamen gerilip de artık hayvanın vücudu dönmeye Evet. çalışıyormuşçasına Evet. kadar Çekiyorum. çekiyorum. Boynuzu yere koyuyorum. Sol boynuzunu. Kelleyi arkaya doğru çeviriyorum. Hayvan tek boynuz üzerinde duruyor. Eğer ki hayvan boynuzsuzsa, yani kabak dana deriz biz buna. Hayvan boynuzsuzsa, yerde boynuz olmayacağına göre kulağından tutuyorum bu sefer. Gene alt çenesinden tutuyorum. Gene hayvanın boynunu yerden kaldırıyorum. Alabildiğim kadar arkaya alıyorum. Çift boynuz pozisyonu dediğimiz tam alnı yere gelecek şekilde yatırıyorum. Gerdirmeyi bu şekilde yapıyorum. Boynuzsuz durumda tam çevirdiğin zaman gittiğinde aynı şey gerginliği sağlayabiliyor mu? Sağlıyorsun. Hatta şu yandaki deriler, hani şu Kaşıyor. beziği şöyle Evet. çevirirsiniz Bunu ya, oluyor. yandaki deriler böyle Bunu oluyor. oluyor, evet. Aynen. O şekilde de hayvan çok rahat geriliyor ve kesiliyor. Yani hayvanın kelleyi alma pozisyonu bu. Şey sormak istiyorum. Sözünü kestim. Yerde calaskansız iple şu kulak kökünden diyorsun yani tam Evet. dayan stop sokmak için Aha. yani. Bunu yerdeyken calaskallı hadi boynuzda çıkıyor falan calaskallı o imkanın daha fazla ama yerde yatırırken bunu ne şekilde sokabiliriz bunun altına? Genelde çok kişi yerde kesim yaptığı için bir faydası olacağını düşünüyorum. Şimdi hayvan yerdeki hayvan boynuzluysa zaten her Girer, her türlü halükarda girer. gider. Rahat rahat girer. Aynen. Boynuzsuzsa da gene bile hayvan boynuzsuz da olsa şuralarda boynuzunun bir çıkıntısı oluyor. Evet, Yani her bir çıkıntısı muhakkak tanıya oluyor. ufak bir sıra. Çift boynuz yaptığında yere, yani zemine o Evet. boynuzun çıkıntısı temas ettiğin için bu bıçağın girebileceği kadar zaten bir boşluk var yerle hayvanın ensesi Ha, oluyor arasında. yani değil mi? Oluyor orada. Bu tam sıfır sıfır değmiyor yani. Anladım. Boynuzlu hayvanda daha fazla boşluk oluyor. Tabii oradan Boynuzsuz da aşağı daha az oluyor yani oluyor. oradan aşağı aşağı. Aynen. Yani bir Gene boynuz kulağının mesafesi oluyor arkasında. yani. Aynen. Sonra şimdi hayvanı, kelleyi gerdirdik. Hayvan yerde, sizin elinizde kellesi. Kelleye basan adamın yeri nerede olmalı? Şimdi videolarda görüyorum. Adam danayı kesecek. Danayı kesen adamın yanında iki kişi daha var. O öyle olmaz. Kesici bir kere rahat olacak. Kesici tek başına olacak. Kesicinin sağında, solunda ve Kimse arkasında adam olmayacak. doğru Danayı söylüyor. kesen adam. Ters bir pozisyonda kaçamaz. Doğru söylüyor. Kelleyi basan adam hayvanın alt çenesine basacak, yere doğru basacak ve şu ayağımızın şu kaval kemiğini, kelleyi basan adam sağ ayağının kaval kemiğini hayvanın çenesine dayayacak. Tam şu alt dudağın arka kısmını dayayacak. Elinden de bastıracak ve kendini de hayvandan şöyle uzak tutacak. Kesiciden de uzak tutacak. Elinden hayvanın yenisini gerdirmeye çalışmayacak. Kulağını tutmaya çalışmayacak. Yani şu kısmı hayvanın İşte zincir veya bir yular varsa onu tutmaya çalışmayacak. Şu kısmı hayvanın çenesi olarak farz edersek buradan bastırdığı takdirde kendisi şu Evet, kısımda ayağını kalmış dayayıp olacak. çenesine de bastırdığı zaman daha Ha, hayvan hiçbir yani şekilde hareket edemez. kesici buradan peki diğer kestiğini taraftan da düşünürsek kasabın sağ ayağıyla basan kişinin ayağı arasında kalacak. tabii.
Kasabın sağ ayağı nerede olacak? Hayvanın alnında olacak. Boynuzun ön tarafı. Sol ayağını tabii koyan herkes ayağını kesecek bir gün. Ya kaçırır yani. Kaçırır. Şimdi sağ ayakta nasıl olmuyoruz? Çünkü bıçağı koyuyorum. Gerçi biraz sonra gelecektim oraya ama madem konu açıldı. Bıçağı koyuyorum. Bıçağı koyduktan sonra benim sağ kolum vücudumun sağında haliyle. Evet. Çektiğim zaman ben bıçağı kendime çekmiyorum ki. Boşa çekiyorum. Bıçağı arkaya çekiyorum. Ve bıçağı da kontrolsüz çekmiyorum. Benim kesim videolarımı açıp baktığınızda görürsünüz. Benim bıçağım hiçbir zaman arkalara doğru böyle gitmez. Evet. Dikkat ettim ona. Kesim bittiği anda bıçak durur yani bende. Neden? Kolum bu kadar gidiyor arkaya, burada kalıyor. Kolumdan çekiyorum çünkü. Şöyle bir şey mi yapar? Kontrolsüz koldan çekmiyorum. Bıçağı çekiyorum dediğinde düz çekmez. Bıçak şu şekilde bir gezer. Kesinlikle. Şimdi oraya da geleceğim. İlk önce bıçağı nereye koyduğuma gelelim. Kurban bayramından mezba kesimi farklı olur. Mezbalarda anlaşmaya göre çok kısa da olabilir. Birazcık uzun da olabilir. Evet. Mesela Adapazarı'nda çok kısa kesilir. İzmit'te bir tık daha uzun kesilir. Ama kurbanda adam kendi hayvanını kesiyor. Vatandaş kendi hayvanını kesiyor. Kulağının iki parmak arkasına koyduğu zaman öbürkü kulağın iki parmak arkasına kadar çektiği zaman kesilir dama. Kesilir. Yani bazen görüyorum kelleyi gerdiriyorlar. Şöyle buralara dokunuyorlar. Böyle gırtlağı bulmaya çalışıyorlar. Hiç bulmaya gerek yok. Kulağın arkasına koy, çek bıçağı. Gırtlağı istesen de bulamazsın. Zaten bu kurban ya da mezba kesiminde işte bir tık aşağıdan gelmiş, bir tık yukarıdan gelmiş. Bunlar önemli değil yani. Özellikle kurbanda. Evet. Bıçağı koyup kulağın arkasına, kulağın iki parmak arkasına bıçağı koyup çektiğinde zaten kopartır atar. Evet. Bıçakta kesiyorsa. Başka ne anlatıyorum? Şöyle demiştim. Şunu hayvanın boynu düşünürsek. Evet. Bıçağınızı koyduğunuzda. Bıçağı görmeyecek kadar, metalini görmeyecek kadar koyduğumuzda şöyle bir sürterek, sürterek bir çekme söz konusu. Evet. Doğru değil yoksa, mi? Bu çok önemli. Yani çekmekten kasıt, kasıt yani o anlaşılabilir. Çekmek değil, sürtmek. Çünkü aynen. Bıçağımızın sanırsam şu bölgesi ilk önce kesmeye başlıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar, kelleyi kesecek olan bıçağın dibi çok önemlidir. Burnu da çok önemlidir. Yani bıçağın tamamen ama bir dibi ayrıca önemli. Neden? Biz bıçağı çekmeye başladığımızda bıçağın şu dibi dış deriyi keser. Ortadan uç kısma kadar olan kısımda içi keser. İçi keser yani. Evet. Eğer ki bizim bıçağımızın dibi bozuksa çektiğimiz zaman bıçak deriyle beraber yukarıya doğru kayar. Şimdi bazen görürsünüz adam bıçağı koyar, çeker kesilmez sonra pat diye patlatır danayı böyle. O neden? Burası kesmiyor. Sadece açıyor orayı. Burun kısmı kestiği için oraya denk geldiği anda patlatıyor danayı. Bunun sebebi bu. Yani bıçağı koyuyor adam, asılıyor, kesmiyor. Sonra bir anda kesiliyor. O ondan dolayı oluyor. Bıçağın ağzı tamamen bozuk olsa da çektiğinde hiç kesmez. Çizik açılır sadece. Çizilir. Şimdi diyelim ki hayvanın boynu bu. Şöyle göstereyim. Hayvanın çekiyor mu? Çekiyor evet. Hayvanın boynu bu. Bıçağı şimdi nasıl yapıyoruz? Şimdi videolarda ben hep görüyorum kurban videolarında, YouTube'daki videolarda falan görüyorum. Bıçağı arkadaşlar mesela şurası zemin. Şöyle yapayım. Şurası zemin. Şöyle koyuyorlar arkadaşlar. Bakın bıçağın ucu yeri gösteriyor. Evet. Bu şekilde çektiği zaman hep kulağın alt tarafı kaldığı için oraya bir damar kalıyor. Bir daha kesmek zorunda kalıyor. Ama şu hayvanın boynu. Bıçağı altına koyduğunuzda, yani bıçağın burnu sizin kendinizi gösterecek. Altı koyduğunuzda, çektiğinizde bıçak da kesiyorsa arkadan öbürkü kulağa kadar açar. Ve ikinci bıçağı atmak gereği hissetmezsiniz. Peki ne kadar bastırıyorum, ne kadar çekiyorum? Ben soracaktım zaten. Ne kadar bastırıyorum, ne kadar? Şimdi zaten mantık olarak düşündüğümüzde bıçağın kesmesi için, şimdi bu kesen bıçak. Ben bunu elime bastırayım kesmiyor bakın. Ama birazcık çekeyim keser. Yani bıçağın kesmesi için bıçağın hareket halinde olması lazım. Yürümesi lazım. O yüzden eşit oranda, aynı oranda bastırıp çekiyor olmanız lazım. Bıçak kesiyorsa çok fazla bastırmaya gerek yok. Çok fazla bastırırsan bıçak kurtulduğu zaman kontrolsüz bir şekilde sana gelir. Eğer kendini koruyamazsan da kendini kesersin. O yüzden bıçağın da kesiyorsa ne kadar bastırıyorsan o kadar da çekeceksin. %50-%50 diyorum ben buna yani. Evet. Ama dediğim gibi buradaki en önemli şey şu. Şu hayvanın boynuysa bıçak şöyle olmayacak arkadaşlar. Bıçak şöyle olacak. Evet.
Benim videolarımı görürsünüz. Bıçak böyle. Bu şekilde çevireceksiniz. Kulağın arkasından öbürkü kulağın arkasına kadar. Yani adam böyle hani var gücüyle asılıyor. Allah ne verdiyse hani sanki halat kopacak. Ya bir şey yapıyor. Şimdi dikkat edin. Bıçağı tam altına kadar koymayan kesimlerde, bıçağın tam altına kadar yarım koyulmadığı kesimlerde, bıçağı böyle tutup çektiğinizde kesiğin başladığı yer ile kulağın arasında muhakkak bir kısım kalıyor kesimden. Bu adam bu sefer oraya bir kere daha bıçak sokuyor. Bu kadar bir yer kalıyor. Aynen. Aşağı yukarı ortalama. Bunun sebebi bu. Danamızı kestik. Danayı kestik. Danamızı kestik. İliğe vurmak vurmamak diye bir tabir var. Evet. Can damarı derler. Can damarı değil. Mundar iliği derler. Hayvanın kuyruk en ucundan başlayıp, kuyruğunun en ucundan başlayıp arkadaki beynin arkasındaki küçük kısma kadar ilerleyen evet. sinir hattı. Omuriliğinden içinden geçer. Bir de kuyruğu büktüğünde o zaman o yüzden ayrılır. Sizin tabirinizde döş açma. Evet. Hayvanı kestik. O iliğe vurmak hayvanı tamamen sanırsam felç etmek. Hareket sistemi hayvanı. Omuriliği kesip kanın kalbin atışını durdurmak. Evet. Haliyle. Hareket edelim. Bunun yerine olay değil mi? Döş açılıp evet. Avrupalara giden kan allara böyle dokunmak mı daha mantıklıdır yoksa kesip bırakmak en mantıklı. Şimdi biz mezbahada kesip bırakıyoruz. Evet. İlik de yok, döş açma döş da yok. Açmadır, evet. Bazı yerde görürsünüz mesela döşü yararlar, kalbine bıçak soktu deniyor. Kalbine bıçak sokmuyor. Sokmaz, kalp çok içeride. Çok kalbine çok sokması için kolunu buraya kadar o hayvanın içine sokman lazım yani. Kalbine sokmuyor. Şu boşluğu kesiyor. Buradaki biriken kan dışarı boşalıyor. Evet. Daha çabuk boşaldığını sanıyorum. Görüntü pek hoş olmuyor. Görüntü hoş olmadığı için evet. Kurban Bayramı'nda da zaten müdahale ederler. Ama kan daha çok boşalıyor sanki. Tabii. Evet. Yani boğazınızı ama kestiğiniz kadar da kan çıkıyor. Evet. Evet. Çünkü gırtlağı kestiğin zaman dışarı akan kandan bir miktarı da içeri akıyor. Evet. İçeri akıyor. Hayvanımızı kestik. Ölüm gerçekleşti. Nasıl tezgah edilir? Ve yüzüm işlemine nasıl başlanır? Yani hayvanın başında böyle 8-10 tur atmak mıdır mantıklı olan yoksa bir yoldan başlayıp bir yoldan çıktığınız hayvan yani bir turda bitmeli midir? Hayvan öldü. Şu maksatla sordum. Yani kurbanda zaten buna fırsat yok. Her bacakta bir kişi üzülüyor ama profesyonel bir kasap bir kesime gittiğinde iki dana kesmiş nasıl başlar? Nasıl tezgah eder? Ve başlama sistemi nasıl olur? Buyurun. Evet. Şimdi hayvanı kestik, hayvan öldü. Sol tarafına doğru yatıyor. Evet. Hayvanın kelleyi kurtarıyoruz ama ense derisi tutacak şekilde. Evet. Ense derisinden tamamen kelleyi ayırmıyoruz. Hayvanı dört ayağı havaya gelecek şekilde sırtının üzerine kaldırıyoruz. Sonra kelleyi çevirip kendi kürek kemiğini oraya dayıyoruz ki destek olsun. Fark eder mi yönü sağ veya sol yönü? Fark etmez ama genellikle soluna doğru evet. oluyor. Hayvanın soluna doğru oluyor. Evet, sol daha rahat doğru. oluyor. Kelleye de bir tane delik açıyorsun oradan tutup evet. sola doğru çeviriyorsun. Şimdi çevirdiğinde özellikle ve özellikle hayvan kirliyse, gübreli hayvansa ilk önce ayaklar açılır. Hayvanı boydan boya yarıp yüzmeye başlayıp ayakları sona bırakırsan ayakları keserken o gübre hayvanın üstüne düşer. Temiz etin üstüne. Önce bacakları kopar. Önce arka ayaklarla ön ayaklar çıkar. Ayaklar açılır. Ayaklar açıldıktan sonra hayvanı medyen hat derler. Medyen evet. hatta boyunca dümdüz yararsın deriyi. Yardıktan sonra istersen eti de kesersin işkembe görünecek şekilde. İstemezsen kesmezsin. Hayvanın kellesinin büküldüğü tarafına az tarafı denir, zıt tarafa çok tarafı denir. Evet, kısa kenar uzun. Ya da onu söyleyeceğim, ya da hayvanın kellesinin büküldüğü tarafa kısa kenar denir, öbür tarafa uzun kenar denir. Şimdi bir kişi hayvanın yumurtalıklarından başlayarak kısa kenarı yüzmeye ya da az tarafı yüzmeye başlar. Hayvanın bir tarafını indirir. Öbür tarafı da işte karın boşluğundan falan başlayarak yumurtalıklardan buta doğru sonra önlere doğru giderler. Genellikle yani her yerde bu değişkenlik gösterir. Bölgeden bölgeye farklı gösterir. Genellikle kısa tarafı açan mesela ön ayakları düşüren kısa tarafı yüzer. İşte uzun tarafı yüzen arka ayakları açar. Mesela o 2012 kurban kesimi videosunda gördüm. Evet. Onlar da öyle. İşte kafalarına göre butları sırayla kendi kafalarına göre evet. doğaçlama yüzerler. Yani yüzme bu şekilde. Ayaklar önce açılır, kurtarılır. Ondan sonra hayvan yüzülür.